Van'ı biz nereden duyduk? Daha seçimin hemen ardından Abdullah Zeydan'ın belediye başkan seçilmesinin iptal edilme girişimiyle gördük ve bayağı birkaç gün geçti ve sonuçta siz kazandınız. Hala onun etkisi sürüyor mu? Evet, sürüyor. Öncelikle sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi buralarda görmek gerçekten mutluluk verici. Bizler özellikle sizin gibi tarafsız gazetecilik yapan, hakkı, haklıyı, özgürlükten yana mücadele eden herkesin adaletten yana hukukun üstünlüğünü tesisi için ve bu amaçla mücadele eden herkesin sesi olabildiğiniz için, bunu yaymak için mücadele ettiğiniz için de teşekkür ederiz ayrıca bu vesileyle. Evet, Van direnişinin etkisi hala sürüyor. Bizler biliyorsunuz çok çetin bir mücadeleyle aslında seçim çalışması yürüttük. Ve bu çetin mücadelenin sonucunda 14'te 14 zaferiyle seçimi sonuçlandırdık. Yani bu 14'te 14 yapmanın birçok sebebi var. Çok boyutlu bir denklem aslında. 14'te 14 değil diye anlamayabilirler. 14 ilçenin 14'ünü de aldınız. Evet, onu açacağım. Evet. Hatta biz artık son dönemlerde 14'te 14 demiyoruz, 15 diyoruz. Çünkü Van direnişinden sonra bir kez daha aslında herkes için, tüm Türkiye halkları için aslında kazanılmış bir direnişti. Van'ın kurtulması demek birçok yerin kurtulması demekti. Bu sebeple artık 14'te 14 değil, 15 diyoruz aslında. Dolayısıyla yani bizim için seçim hakikaten az önce ifade ettiğim gibi biraz çetin bir mücadele sonucunda gerçekleşti. Zafere dönüştü. 13 ilçe ve büyükşehir belediyesi olmak üzere 14 belediyeyi bizler kazanmış olduk. Yani bu kazanma hali, bu direniş hali bizim için aslında birçok şeyin birikmiş olmasıydı. Yıllar sonra, 2013 yılından sonra Gezi direnişi, Kobani direnişi derken yani özellikle 2016'dan sonra OHAL ilan edilmesi, kanun hükmünde kararnamelerle işte birçok hak ihlalinin yaşanması, o zamandan bu yana toplumun her tarafını saran bir tecrit politikasının yürütülmesi, halkların sesinin çıkmaması aslında demokratik haklarını bile ifade edememeleri, gerçekleştirememeleri üzerinden bayağı uzun yıllar geçmişti. Ve bu birikme hali özellikle kayyum politikalarına karşı bir öfkenin dışa vurumu, özel savaş politikalarına karşı bir aslında ses çıkarma hali, refleks gösterme hali kendini bu seçim sürecinde oldukça yoğun hissettirdi. Bizler de aslında kadınların, gençlerin, annelerin, halkların bize yakın olsun olmasın, bize mesafeli olan ve belki bize karşıt duran birçok kesimin işte özellikle Mazbata gaspından sonra işte 14'te 14 başarısından hemen sonra sizler de biliyorsunuz sevgili eş başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnun haklarının geri çekilmesi, geri alınması ve mazbatayı vermemeleri üzerine YSK'nın mazbatayı vermeme üzerine bir kararı gelişti. Bunun üzerine aslında bu direnişin ruhu yani 14'te 14 yapma zaferinin ruhu kendini bir kez daha demokratik hak talebi, kendi iradesine sahip çıkma hali, kendi sözüne, kendi kentlerine, kendi kurumlarına sahip çıkma hali biraz daha demokratik bir şekilde halkın direnişi sonucu tekrardan elde etme ve yeniden iradeye sahip çıkmayla bir hak kazanma, iradeye sahip çıkma ve bir direnişi aslında göstermiş oldu halk. Sizin de ifade ettiğiniz gibi siz kazandınız dediniz. Evet bizler kazandık ama bu biz kavramını açtığımız zaman burada demokratik hakkını ortaya koyan gençler, belki de protestolarda demokratik hakkını yani iradesine sahip çıkan kadınlar, geç saatlere kadar işte tencerelerle o ses çıkaran anneler ve hakikaten demokrasi isteyen, demokrasi talebinde bulunan uzun yıllardır hak ihlalleriyle karşı karşıya olan bütün kesimlerin emeği olarak değerlendiriyoruz. Bu hak gaspı, mazbata gaspı herkesi bir çizgide birleştirdi. Ama işiniz çok zor. Belediye binasına büyük bir pankart asmışsınız ve belediyenin devraldığınız borçları 8 milyar mı? Evet, 9, aslında 9 milyara yakın. 8 9 milyara milyara aşkın yakın bir. bir borç. Şu ana kadar konuştuğumuz bütün belediyelerin, Mardin, Diyarbakır,
Batman hepsinin benzer bir sorunu olduğunu gördük ve bu şok yaşamış hepsi. Öyle gördük. Siz de böyle bir şok siz de yaşadığınız anlaşılıyor. Doğrusu hocam şöyle, biz elbette ki bir şok yaşadık ama 8 yıllık bir kayın pratiği var. Bir kenti talan etme hali var. Özellikle atanmış ve özellikle bunun için atanmış bir yürütülen bir politika var. Bizler seçim öncesi yani 3 milyar TL olduğunu düşünüyorduk. Hep şunu ifade ediyorduk. Aslında biz 3 milyar TL olduğunu biliyoruz. Basından işte zaman zaman kamuoyuna yansıyan kimi bilgiler üzerinden bu değerlendirmeyi yapıyorduk. Ama halk şunu söylüyordu. Diyordu biz bu kadarını biliyoruz ama tahribat çok daha fazla. Halkın hep söylediği şey buydu. Ve biz buraya geldiğimizde gerçekten de 3 katı olduğunu gördük. Evet bir şok hali oldu ama çok da şaşırmamak gerekiyor. Zaten bunun için gelmiş bir, bunun için yürütülmüş bir politika var. Bilinçli bile isteye bir borçlandırma hali geliştirilmiş. Yani siz ifade ettiniz bu tahribat sadece ekonomik boyutu. Bir de aslında işin arka perdenin kısmına baktığımızda yani işin nasıl ifade edilir? İşin yani arkasında dönen işler çok daha farklı boyutta. Yani çok ciddi anlamda bir sosyolojik tahribat da var. Belki biz hep ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Birazdan belki bu sosyolojik tahribatını da konuşacağız neler yapılmış diye. Sadece yani kurum içerisinde ayrı bir sosyolojik tahribat var. Topluma yayılan ayrı bir sosyolojik tahribat var. Yani ekonomik boyutu elbette biz her defasında ifadeler yani konuşurken şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki borçtur bir şekilde ödenir. Ama önemli olan halkın üzerinde yaratan tahribatların telafisini yapabilmek, bunu giderebilmek. Bunun için Şimdi şu ana kadar 2 aylık bir deneyiminiz var. Bunun ilk günleri biraz gergin geçti ama sonuçta işe koyuldunuz. İşe koyulduğunuz zaman en öncelikli meseleniz ne oldu? Şöyle en öncelikli meselemiz aslında biz geldiğiniz gibi siz de ifade ettiniz. Çok yoğun bir ziyaretçi yani ziyaret hali gelişti. Her taraftan sadece Van'dan değil il dışından, yurt dışından, Avrupa'dan her yerden Van'a çok ciddi bir ziyaretçi akını geldi. Ve buradaki direnişin yerinde görmek istediler. Halkın kendi kurumlarına, kendi kentlerine sahip çıkma halinin yerinde ve işte temsiliyetinin yanında görmek istediler. Bizim aslında bir 2 ayımız böyle geçti. Sürekli işte ziyaretler, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, meslek örgütlerinden, emek örgütlerinden çok ciddi bir ziyaret ve aslında görüşme talebi vardı. Bunu neden açıyorum? Şu açıdan önemli. Bizler direniş esnasında sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partileri ciddi anlamda bizimle dayanışmayı örme halini o direniş anında gördük. Ama bizim için daha da anlamlı olan hala o dayanışma ruhuna devam ediyor olması. Bizi hala birçok farklı parti, siyasi parti temsilcileri arıyor. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arıyorlar ve diyorlar ki biz hala sizinleyiz. Olası bir durumda sizinle birlikte olduğumuzu her zaman bilmenizi isteriz. Bu bizim için çok çok önemliydi. Şu için ifade ediyorum. Biz her defasında hani her defasında bu borç miktarını, işimizin zor olduğunu, bazı çalışmalar yürütürken bu ekonomik tahribatın bizi fiziki olarak zorlayacağını söylüyoruz. Ama eğer yanınızda bir halk varsa, arkanızda duruyorsa ve her şeyin farkındaysa, bu yükün sorumluluğunda ortaklaşmak istiyorsa, bir kentin sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, emek örgütleri, kentin dinamikleri sizin yanınızda olduğunu söylüyorsa siz bu yükün altından daha kolay çıkarsınız. Bizim aslında bu 2 ay içerisinde deneyimlediğimiz en anlamlı durum buydu. Peki. Gücümüzü ve moralimizi daha çok buradan alıyoruz ama tabii ki diğer boyutlarını da konuşacağız.